LGS'ye son 47 gün çok değerli zamanlardayız. Şu anda yaptığımız her bir çalışma, her bir doğru, her bir yanlış, her bir yanlışın doğru çözümünü öğrenmek bize net olarak yansıyacak. O yüzden şu anda yaptığımız çalışmalara daha dikkatli bir şekilde, daha özverili bir şekilde gayret göstererek devam etmeniz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda yarın için en iyi hazırlık bugün elinden gelenin en iyisini yapmaktır diyor Jackson Brown. Gerçekten de şu anda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonrasında da tevekkül edeceğiz. Diyeceğiz ki ben ödevlerimi yaptım, çalışmalarımı yaptım. İnşallah sınavda da en iyisini yapabilirim diyeceğiz. Günü yorum Buna baktığımızda Emirhan Kalkan diyor ki 1400 bin almış Çevrikler Emirhan. Bu saatten sonra en baştan çalışmaya başlayan biri iyi bir lise kazanabilir mi? Sorunun cevabı çok net. Evet arkadaşlar. Neden? Çünkü sınav son zamanlarda kazanılır. Yani sınavla alakalı bu 47 gün içerisinde yapacağınız çalışma sizi ciddi bir şekilde netlerinizi artırabilir. Şöyle düşünün. Sınavda neler var? Sözel bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce, Din var. Tamam, bunları biliyoruz. Bunların hepsi esasında bu 47 gün içerisinde halledilebilir. Zaten dil bilgisi çıkmıyor. Anlam bilgisi de bol bol soru çözerek her gün bol bol soru çözerek bunu halledebiliriz. İkincisi inkılap tarihine bakıyoruz. Burada da bir sıkıntı yok. İnkılap tarihi zaten yoruma dayalı soru geliyor. Burada da bol bol deneme çözerek halledebiliriz. Din ve İngilizce de aynı şekilde İngilizce'de kelime eksiğimizi çalışarak halledebiliriz. Geldik sayısal bölüme. Sayısal bölümde matematik bizi zorlayacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz ama sadece siz değil. Herkesi zorlayacak. Yani sadece Emirhan kalkanı değil. Herkes zorlayacağı için öncelikle fenden başlayıp fendeki eksiklerimizi kapatabiliriz. Fendeki eksiklerimizi kapattıktan sonra tabii matematikte çalışmaya devam ediyoruz. Sınavda da aynı şekilde. Önce fenden başlayıp sonrasında matematiğe geçip yapabildiklerimizi yaparak, yapabildiklerimizin sayısını artırarak çok iyi bir şekilde bir sınavdan çıkabiliriz ve en güzel sonuca ulaşabiliriz. Yani sınav sadece matematikten oluşmuyor. Sınavın içinde Türkçe, inkılap, din, İngilizce, fen de var. Ve bunların hepsini çok iyi yapıp matematikten yapabileceğiniz yaparsanız iyi bir fen lisesine, iyi bir anamut lisesine girebilirsiniz. Ha süper bir okula giremezsiniz tabii ki matematik hepsini çok iyi yapmadıysanız. Ama iyi bir fen lisesine, iyi bir anamut lisesine girebilirsiniz. Bu saatten sonra başlarsanız. Peki niye bu saatten sonra? Çünkü 47 gün çok önemli. Şu an yaptığınız hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Matematik netlerim hala artmıyor ve LGS'ye çok az kaldı ne yapmalıyım? Bu işte birçok öğrencinin sorunu. Bununla alakalı yapmamız gereken şeyi söylüyorum arkadaşlar. Birincisi en önemlisini söylüyorum. Gün içerisinde mutlaka denemeler çözmeye başlamamız gerekiyor ve bu denemelerin öncesinde bizim ortamımızı ayarlamamız gerekiyor. Ortamdan kastımız nedir? Yani artık sabahları erken kalkıp kurşun kalemle çözüp işte ee, sessiz bir ortamda, dikkatli bir ortamda, dikkatli bir şekilde derslerimizde çalışmamız gerekiyor. Bir. İkincisi, planımızı yapmamız gerekiyor. Yani ben bugün denem, denemeyi çözdükten sonra planlama önemli. Ben bugün diyelim ki atıyorum bir tane 2020 LGS'yi çözdüm, 2019 LGS'yi çözdüm veyahut hatta herhangi bir özellik bir kaynaktan atıyorum bizim kaynaklardan bir tane deneme çözdüm. Bu dönemin sonrası ben mutlaka yaptığım hatalarla alakalı nokta atışı çalışmam lazım. Nokta atışı çalışma. diye bunu kodlayabiliriz. Ne demek nokta çalışma? Yani ben denemenin içerisinde aldım diyelim ki şu bizim denemeden çözüyorsun. İşte sayısal bölümde e, kaç birinci denemede birin e, birinci soruyu yanlış yaptım ya da boş bıraktım. Hemen bakacaksın deneme analiz sayfandan. Sayısal denemede birinci soru köklü sayılar toplama çıkarmamış. Bununla alakalı bol bol soru çözeceksin. Onu kendine ceza olarak vereceksin. Yani bugün denemede hiç yanlış yapmadım O zaman yatarım abi ben. Hiç yanlışım çıkmadı benden yatış hadi görüşürüz. Ama denemede ne kadar çok yanlışım çıktıysa kendime o kadar çok ödev vererek ve öbür seferinde daha dikkatli okuyup daha az yanlış çıkarmaya gayret göstereceğim. Matematik netleriyle alakalı tabii ki bizim söyleyeceğimiz şey belli. Bol bol soru çözmeniz lazım ve düzgün bir şekilde doğru kaynaklarla çalışmanız lazım. Burada biz matematikle alakalı sizlere efsane bir kitap hazırladık. Bunu göstermek istiyorum. Matematik problemlerini temelden zora doğru sizler için hazırlıyor. Yani önce bir temel soru var. Ama hocam hiç temel soruya benzemiyor diyebilirsiniz. Esasında resim falan koyduk ama kolay bir soru yani yapılabilecek bir soru. Sonra biraz daha zorlaşıyor. Sonra biraz daha zorlaşıyor orta. Biraz daha zorlaşıyor. Bak hala en zora gelmedi. Dolayısıyla temelden ortaya, ortadan zora doğru gittiği için bu şekilde gidiyor kitap. Bak normal kitaplar böyle gider ya. Bizim kitap böyle gidiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi diye gidiyor. Dolayısıyla sen esasında bir kere şöyle resimli büyük sorulardan korkunu yenmiş oluyorsun. Bak soru büyük gibi duruyor. Ama esasında fındık gibi bir soru. Ardından biraz zorlaşıyor. Ardından biraz... E bunların her birinin de çözümü uzman hocalar tarafından sizler için mükemmel bir şekilde tane tane anlatılıyor. Tabii ki ilerlerde daha da zor sorular da geliyor ama temelinde amaç size daha iyi yere getirmek. Bunun için de hatta bunu tek başına almanıza gerek yok. Bununla alakalı bir set de göstereceğim şimdi sizlere. O da hızlama seti. Yani içerisinde hem bu kitap var... Hem hızlanma denemeleri var hem de e, şey var, nedir onun adı? E, paragrafons var. Bu üçü sizleri LGS'de gerçekten çok ciddi bir şekilde iyi yerlere getirecektir. Nasıl? Şöyle göstereyim. Paragrafons zaten biliyorsunuz ki LGS'de bu sene Türkçe eşittir paragraf olacak. Yani sizin karşınıza hep böyle sorular gelecek. Bu soruları iyi yapabilmeniz için, bu sorulardan en yüksek netelere ulaşabilmeniz için... ...süre yönetiminizi iyi sağlayarak, burada dakikalar da dakikalarda verdik... ...bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Yani size sınavda ne verecekler arkadaşlar? Soru verecekler. Sınava girdiğiniz zaman böyle bir kitapçık verecekler, soru çözeceksiniz. O zaman siz sınava kadar bol bol soru çözüp, bol bol yanlış yapıp... ...yaptığınız yanlışların çözümünü öğrendiğiniz zaman... ...LGS'de güzel bir başarı sizleri bekliyor. Yani buradaki kitaplar veyahut da başka kaynaklar da olabilir çıkmış sorular da olabilir. Milletin Bakanlığı kazanları da olabilir. Bunların hepsi sizler için. Ha burada LGS hızlanma setinde arkadaşlar sizlere biz hızlanma denemelerini bu da tabii ki çok ciddi bir şekilde yeni nesil sorularla sizi hızlandırıyor. Problem Bankası ile matematiği paragraf da Türkçe'yi hallediyorsunuz ve tabii hızlanma setindeki denemelerde bütün dersler var. Bu şekilde netlerinizi artırıyorsunuz ve inşallah hayallerinizdeki okula giriyorsunuz. şehirdeki Fethullah Bayır Fen Lisesi'ne bakıyoruz. Konya'da arkadaşlar. 27 öğrenciden 17 tıp diş hekimliği kazanmış. Bak bence çok yüksek bir başarı. Tabii ki tıp, diş hekimliğinden daha güzel meslekler de var. Bu meslekler kutsal meslekler yani. Şimdi doktorluk artık ne kadar kutsal olduğu anlaşıldı. Onlar şu anda ne yapıyorlar? Gece gündüz bizlerin sağlığı için hastanelerde nöbet tutuyorlar, çalışıyorlar. O zaman bizler de öğrenci olarak ne yapmalıyız? Oturup derslerimizde çalışmalıyız. Herkes görevini çok iyi yaparsa hepimiz çok daha iyi yerlere gelebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyoruz. Bizler kapıyı açacağız. İçeri sizler gireceksiniz diyoruz. Bence içeriye girmeye başladınız bile. Hadi bakalım iyi çalışmalar.